2016 fuarında KTM standındayız. 2 dakika 42 saniye kaldı. 2 dakika 37 saniye kaldı lansmanın başlamasına. Birçok yeni ürün, birçok yeni sistem, her bir şey var. Yok yok. Şimdi bakalım bizde bu hınca hınç kalabalıkta ne bekliyor? Kamera çantası. Evet. Harika. Şimdi abi ön tarafa gitmenin imkanı, ihtimali yok. Burası sıkışmış vaziyette. Malum beklentiler yeni Dük 390, yeni Dük serisiyle ilgili. Kafa tasarımındaki farkları görüyorsunuz. Bak orada duvarda fotoğrafı var yeni Dük 390'ın. Tam böyle viraja yatmış falan. Büyük ihtimalle gene Tenerife'de, Kanarya Adaları'nda çekilmiş fotoğraflar. 2016 Eğikma'ya hoş geldiniz KTM standına. Evet, KTM'den 2017 sezonu için yeni motosikletlerin eksik kalanları vesaireyi görmek üzere hoş geldiniz. Evet, bu gezegendeki en heyecan verici motorlar hepsi burada. Size 4 hafta önce Adventure serisini tanıtma imkanı bulmuştuk Almanya'da Köln Intermod'da. Şimdi 2016'nın bu son kısmında da size önümüzdeki yılın en heyecan verici ürünlerini, bu güzel ürün gamımızın, bu güzel ürün gamımızın tamamını sunacağız bütün dünyanın görmesi için. Evet, KTM grubunun başkanı Stefan Pirer davet ediliyor. Malum çok acayip bir iş adamıdır. Batmış olan bir şirketi diriltip bugünkü yerlere getirmiştir kendisi. Evet, özellikle yarışlarda ve satışlarda ne yaptığımızı birazcık konuşmak istiyoruz. 2016 çünkü hem yarış açısından hem de satışlar açısından bizim için çok iddialı ve güzel bir yıl oldu. Evet, EICMA bu yılın en önemli motosiklet şovu. Burada size güzel bilgilerden bahsedelim. Birincisi. Evet. Katar'da çok güzel şeyler yaşandı. Pistte 15. zaferimize imza attık. Çok kısa bir sürede Supercross'ta da güzel başarılar elde edildi. Ve aynı zamanda Moto3 şampiyonasında da güzel sonuçlar alındı. Ve birçoğunu sağınızda solunuzda bu yaptığımız çalışmaların ürünlerini, hasadını görebilirsiniz. Başlangıç noktası bu. Elbette bunlara dokunacağız. Birkaç saniye içinde. Evet, bu sene KTM 300. dünya şampiyonluğunu, kupasını kaldıracak. Şu an 298'deyiz diyor. Evet, konuşmaya direkt yarışlardaki başarılardan başladılar. KTM tarihinin en başarılı yılı. KTM personel sayısı 5000 kişiye çıkmış vaziyette şu an. 2016'da 200 binden fazla motosiklet satmış oluyorlar. Bu KTM'nin ne kadar başarılı gittiğinin göstergesi. Geçen
geçen yıla göre daha büyük büyüme sağlandı. 2017'de en az %10 daha fazla büyüme sağlanması planlanıyor. Dolayısıyla 200 bin satıldıysa önümüzdeki yıl 220 binden fazla motosiklet satılması planlanıyor bu durumda. Bunu sağlamak için de yeni motosikletler piyasaya çıkartıyorlar şu anda. Elbette bizim DNA'mızda, kanımızda yarış var. Ama bu yarıştan da, bu DNA'dan da ürettiğimiz motosikletler var. Evet, şimdi 21 yaşında Moto 3'teki yarışçımızı çıkartıyoruz diyorlar sahneye. Evet, baktığımız, aradığımız kişi burada. Yeni Dük var abi. Bak şurada fotoğrafı var. Biraz çevir. Çevir bak. Bak Yeni Dük şu. Yeni 390. Görüyor musun? Onu birazdan bakacağız. Onu çıkaracaklar sahneye. Evet, Brad Binder. Moto3 dünya şampiyonu 2016'da KTM yarışçısı Brad Binder. Güney Afrikalı. Evet, her şey çok güzel gidiyor şu anda diyor bizim için. Çok çalıştık ve tabii ki bu sene de şampiyon olduk. Her zamanki gibi bu şampiyonluk ve radikale, radikal lafına, hani kökten lafına B eklemişler. Bradical olmuş o da. Bu yıla başlarken düşündün mü hiç? Bu yıl benim yılım, hayallerim gerçek olacak demiş miydin diyorlar. Çekiyor buradan, ben çeviriyorum. Evet, Fransız rakibim oldukça zorlayıcıydı bu sene diyor. Böyle bir sert adamdı ama yine de işte başardık vesaire. Elbette KTM Valencia yarışından bahsediyor. Elbette KTM bir yarış şirketi en nihayetinde. Kanında, canında yarış var. Dolayısıyla hani konu daima yarıştan başlıyor. Önümüzdeki yılda yapılacak, koşulacak yarışları, katılacağı yarışları anlattı. Ben tabii o kısmını kaçırdım, kusura bakmayın. KTM yarışı çok ciddiye alıyor, yarış alanını. Üç yıl önce bu iş, bu maceraya atıldık. Önümüzdeki hafta bu kadar ektiğimizin hasadını yapacağız. İlk yıl genelde öğrenme yılı oluyor. Ve birkaç yıl içinde MotoGP'de podyumda olacak bu marka diyor. Bu mesajımız budur diyor. 13 haftadır bu motor pistte koşuyor hali hazırda. En son Avusturya MotoGP'sinde bir denemek için bir piste çıkarıldı. RC16. Şu an baktığınız fotoğrafta gördüğünüz motor. Okay. Hopefully we see probably a rookie ever on the MotoGP bike. That's the target of KTM. Evet. Bu bizim hedefimiz. Umarız ki bir rookie'nin, yani yeni yıl yeni başlamış yarışa yeni başlamış ya da o yıl o sınıfta motora yeni başlamış yarışçının başarılı olması. Evet. Şimdi de sokak motorlarının
And Alex. Ürün müdürü. Very well, welcome, ladies and gentlemen, at the IKEA. Evet, hoş geldiniz. 4 hafta evvel Köln'de macerayı anlatmış olduk KTM için Köln'de. Adventure serisini, macera serisini. Şimdi de birazcık sokağa bakacağız. Yeni dükler, yeni süper dükler, bütün bunları anlatacağız. Evet, şimdi birazcık seviyorsanız KTM'nin çıplak motorlarını şu videoyu bir izleyelim. Beş yıl önce o durağanlığı kırmak için KTM'nin Duke serisi piyasaya çıktı. Hayatı limitlerinde yaşayanlar için 10 yıl sonra Super Duke ortaya çıkmıştı. 1290 Super Duke ortaya çıkana kadar. Ve 2013'teki o acayip kırılma noktası. Şimdi 2017'de bu sokaktaki KTM'ler için yepyeni bir yüz var. Şimdi sormamız lazım şu soruyu kendimize. Biz ne kadar düküz? Düküz. Bütün yarış DNA'sını sokağa taşıyan bu sokak savaşçılarını sunmak istiyoruz size. Evet. Evet. Asla bir mücadeleden geri çekilme sloganıyla tereddütsüz, özürsüz, pişmanlıksız. Özgür yaşayabilirsin ya da bir köle olabilirsin başka insanların fikirlerine. Şüphe sadece harekete geçerek kırılır. Her zaman limitleri it gibi böyle sloganları var. Ve işte Süperdük 2017 model. Burada 3 farklı modeli var sahnede. Ailenin en sağlam motoru. Beygir konusu var. Evet, bunları, ne tür insanlar bu motorları sokağa çıkaracak? İnanılmaz bir sürüş hissi, hazzı veriyor. Evet, öyleydi zaten. Daha az konuşma, daha fazla iş gibi arkada sloganlar geçiyor bu arada. Daha sinirli bir kafa. Bu motorda yeni LED farlar. Daha pist odaklı elektronik paketi, daha güçlü 177 beygir. KTM'nin ürettiği en güçlü motor. Arka lastiği kaldırıp high side olmak istemiyorsanız çekiş kontrol sistemi bu kadar güçlü bir motorla çalışabilmesi için elden geçmiş. Bu bir çıplak motor. Evet. Daha sivri köşeli ama daha güvenli. Çok daha ileri bir elektronik paketi var motorda diyor. Of course you've seen it now live standing here. We want to see it in action. The 1290 Super Duke R in a nice little video for you.
290 Süper Lig'in en son videosu karşınızda arkadaşlar. Görüldüğü üzere gene gece çekimleri. Astronot olmak 2017 KTM Süper Lig. Valla. Evet. Hayvanın tekrardan ortaya çıkışı. We call it within KTM the spawn of the beast. So this bike is totally inspired by the big tube, and it is the KTM 125 tube. Evet. It is the smallest one within 290. The tubes, but we have to say, but at the same time, it's not only by looks inspired what the big boys do. It's also technically pretty much inspired. Yes, I think the parallelities are absolutely obvious, and it looks very, very chroma. It's white, it's 125cc motorcycle, and for sure this is the right thing for a motorcycle. Evet, şimdi KTM Dük 125 karşınızda, yeni tasarımı, tüm Dük ailesinin kafası aynı tip şimdi. Bir 125 cc makinede bulunan her şey var üzerinde. Motora başlamayı düşünen genç insanlar için yapılmış. Yeni LED ekran, şey farlar, yeni TFT ekran, TFT ve önde farklı amortisörler, split fork diyorlar buna. Bir amortisör tüpünde sadece sıkışma, diğer amortisör tüpünde geri sekme var. Dolayısıyla bu böyle amortisör ayarlaması vesaire çok daha kolay oluyor. Genelde 125 cc motorlarda bu kadar çok amortisöre ve yol tutuşla ilgili yatırım yapılmaz. Bu motorda var. Özellikle ön amortisörün split fork yapılmış olması. Biri çarptı bana bunu. Luke Brackenbury'ye rastladım bu arada. Evet. Evet arkadaşlar, yeni Dük 125. Birazdan gidip yanına kurcalayacağız. Burada da yeni Dük, yeni KTM Dük kaç bu? 'Böyle ayaklı sürterek çıkıyor adam gördüğünüz gibi. Oo. Evet. Canavarın devamı. Soyu, sopu. Viraj. Viraj roketi. The Corner Rocket diye bir sloganları var. Evet, 390 arkadaşlar. Dük 390 arkadaşlar. En son KTM Türkiye'den aldığımız haber, önümüzdeki yıl kesin gelecekleri yönündeydi. Dük ailesinin tamamı Türkiye'de olacak. Her boya, her ebada, her keseye göre bir Dük var diyor KTM. İster yeni başlayan ol 125'lik, ister birazcık motor büyütmek isteyen ol 390'la, istersen çok tecrübeli adam ol. Daha büyük Dükler var o zaman.
Ondan sonra da tabii ki ben çok delireceğim diyorsan da 1290 Super Duke var. Evet. Bunda da ayrıştırılmış amortisör önde. 320 mm'lik önde fren diski. Gene TFT ekran. Full dijital. Bol elektronik desteği, LED farlar. Hepsi var. KTM 390 Duke 2017 modelinde de. Burada önemli olacak olan ülkemize gelişindeki tabii ki fiyatı olacak. Bakalım KTM Spor Moto bizim ülkemizdeki distribütör fiyatla ilgili ne yapacak? Bu arada etrafta çeşitli üst düzey Hintliler görüyoruz. Hindistan'daki fabrikadan gelmişler. Malum bir ortaklık var orada da. Kafa tasarımı daha bir böyle agresif olmuş. Bir de yanlardan kanatlar uzamış ön amortisöre doğru. Dolayısıyla daha da böyle bir saldırgan tasarım. Malum KTM tasarımları Kiska tasarım ofisinden çıkıyor. Bunlar da güzel motor çizmeyi biliyorlar hakikaten Kiskacılar. Evet, 2017 için bir motosiklet daha var. Önce bir videomuz var. Önce bir görüntümüz var, ona bakalım. Evet Mali, yoruldun mu? Biraz yamulduk tabi. Sonra skalpel yani... Neşter ismini vermişler. O kadar hassas böyle, neşter hassasiyetinde viraja girmek mümkün. Birazdan göstereceğiz. Evet. Elbette şimdi motoru görmek istiyoruz. Bu Neşter lakaplı motoru. KTM Duke ailesinin evet farlarını, ışıkları açalım ve onu gösterelim. Evet Mali. Ve KTM 790 Duke, KTM'nin prototipi. Evet, bu çok acayip bir şeymiş bu. Bu iki silindir, tek silindir değil. Evet, halk. Biraz uzun sürdü çünkü her şey motorun üretiminden başladı. KTM 700. Bu ilk sıralı paralel iki silindirli KTM motor bloğu. Bu konsept elbette birçok şeyin en iyi özelliğini bir araya toplamış vaziyette. Hem sürüş, çok çok kompakt motor bloğu sayesinde ağırlık merkezini toplayarak çok daha çevik bir motor yapabilmeyi sağlıyor. Çok daha ufak bir motor yapabilmeyi sağlıyor. Bu bir KTM, dolayısıyla bunun hakikaten özel olduğunu göstermemiz lazım. Görüldüğü üzere egzoz kuyruktan çıkıp arka kuyrukta bayağı yok oluyor. Unutmayalım ki bunlar prototip görüntüleri arkadaşlar. Mali, bu tarafa bak baba. Çok acayip kuyruk. Kuyruk tasarımına bak. Egzoz kuyruktan çıkıyor. Cız, oralar yakar adamı. Tabii
Bu büyük ihtimalle KTM'nin satın aldığı Husqvarna fabrikasındaki paralel çift silindirli, bir dönem BMW'nin de kullandığı F800 bloğuna benzer bir blok. Paralel çift silindirli yeni KTM Duke 790. 2017'de finalize edilmiş versiyonunu göreceğiz. First of all, the 800cc market is one of the biggest segments in the motorcycle industry worldwide. So not being there was for sure for KTM not an option, so we had to go there. But if we do something, we try to do it right, and we do it right. And so it took a while to find the best engine concept which fits to the character and the DNA of a KTM. So if you take a look on the beast, this is eğer bir hayvan, bir canavar arıyorsanız bu KTM'nin yarış DNA'sında almış en iddialı canavarlardan biri olacak 2017'de. Evet, şunu hatırlatalım, 2017'de son ortaya çıkmış versiyonunu göreceğiz bu motorun. Bir yandan Moto 3 yarışları, Brad Binder şimdi bu motoru ateşleyecek arkadaş, çalıştıracak hayvanı. Harikası başkan. Oraya. Evet. Bu apaçilik görüldüğü üzere sadece bizim fuarlarımızda değil, EICMA fuarında bile yapılıyor. Pek yakında motosiklet pazarına sunulacak olan Duke ailesinin hemen hemen bütün üyelerini gördük arkadaşlar. 2017 2019 Duke bakalım nasıl olacak diyor. Maso tek teker. Evet, bayağı kaydır. Evet. Çift silindirli yıkıcı bir hassasiyet. KTM yarışa hazır. Yeterince dük müsünüz? Değil misiniz? Evet, bütün 2017 motorlarımız burada. 2018'de piyasaya çıkacak olan 790 burada. Evet arkadaşlar. Basın kitlerimiz burada. Mali ondan alalım. Bütün motorların detayları ve bütün bilgileri basın kitlerimizde bulabilirsiniz. Evet. Aha, geri geldi. Evet. Saat 4'te burada bir başka tanıtım olacak. Evet arkadaşlar, birazdan burası bir sakinlesin. Birazdan bütün Duke ailesini bana çekin. Evet. Birazdan burası biraz sakinledikten sonra bütün Duke ailesini rahat rahat inceleyeceğiz, kurcalayacağız. Ama önce şu gazeteci akınının bir azalmasını bekliyoruz. Burada insan seli var çünkü. Biraz sağ olsunlar, biraz zor bir stand yapmışlar. Oraya girmesi çıkması bela. Bu iş bir bitsin. Bir 5-10 dakika içinde size bütün KTM'nin 2017 modellerini tanıtacağız. Ascari'deki lansmanda aklım gitmişti. İspanya'nın Ronda bölgesinde lansman yapılmıştı. Böyle Ascari pistine de gitmiştik. Hakikaten o zaman hasta olmuştum. Gene hasta olunacak kalitede bir motor. Eklenmiş bir takım özellikler var. Şöyle gösterelim. Oturuş pozisyonu çok değişmemiş. Yine dizlerle tutuluyor. Müthiş. Biraz öne gelinmiş oturuş pozisyonu. Çünkü gidonu biraz daha öne almışlar.
o Gidon'un pozisyonu biraz daha dikti. Biraz daha şöyle oturuluyordu. Şimdi daha öne. Böyle sırtta hafif bir böyle bir şey olmuş. Hafif öne yatma olmuş. Ekran değişmiş. Ekran 6.90 dükte gördüğümüz o dijital ekran. Düğmelerde küçük değişiklikler var. Burada çalıştır, kapat, stop et. Dörtler, anahtar neyse artık bu. Keyless go sanırım, anahtarsız çalıştırma. Bu düğmeler aynı alıştığımız 1190 Adventure'daki düğmeler. Dolayısıyla kalite var. Malzeme güzel. Kafa tasarımının değişmesi acaba aerodinamik olarak ne kadar etkileyecek onu bilmiyoruz. Bu çünkü daha uzun bir kafa vardı burada ve aerodinamik olarak çok destek oluyordu o. Dev gene biraz da gücü düşmüş. Euro 4 sebebiyle 177 beygir inmiş. Bir 10 beygir falan neredeyse kırpmışlar. Burada bak kim var. 390 arkadaşlar. 390 dük. En sevilen, en popüler. Avrupa'da çok tutan bir motor. Amortisörleri değiştirmişler. Baş aşağı amortisörler. Malzeme kalitesi, işçilik vesairede bir artış var ve ekran bomba. Ekran bu. Ekranı telefonumuza eşleştirebiliyoruz. Ve aramayı vesaireyi burada görebiliyoruz. Burada çok acayip müziği görebiliyorsun. Sen abi ne çalıyor, ne ediyor falan. Her bir şey buradan kumanda ediliyor. Hani motosikletimizin içindeki bilgisayara artık daha hakimiz. LED stop lambalarıyla kuyruk 690'dan gelme. Güzel tasarım. Şekil o biçim. Oturuş pozisyonunda çok fazla değişiklik yok. Bakalım. Rahat bir oturuş pozisyonu var görüldüğü üzere. Böyle değil. Böyle değil. Oturuş pozisyonu da güzel. Dizle tutmak için bu kısımlar gene yumuşak. Deponun bir kısmı metal, bir kısmı plastik. Dizle tutulan kısmı plastik, üst kısmı metal. Bu şekil. Anahtarlı çalıştırma var. Anahtar yuvası. Çok pardon. Burada kumanda düğmeleri. Bu kadar çok menüde gezebilmek için bu 1190 Adventure'da ortaya çıkmış olan menü seçim buton grubu burada. Düğmeler burada. Mallar güzel. Zaten 390 sahiplerinin çoğu çok memnun motorundan. Bu iyileştirmelerle herhalde daha da bomba olacaktır. Evet. Şimdi bu tarafa gideceğiz ama ana baba günü. Orayı bir yarmamız lazım. Gel bakalım yarma şeftali. Evet. Ablacığım tam size göre. O size olur ablacığım. Motor tam size göre. Ve genç kardeşlerimizin değil mi? 390 A2 ehliyetliler için. Bu da A1 ehliyetliler için. Duke 125. Aynı özellikler. Gene metal depo, plastik aksam üzerine gelmiş. Kafa tasarımı o biçim. Euro 4 uyumu. Full dijital renkli ekran. Böyle yeni kuyruk tasarımı. Hele bu kuyruk buradan plakalık sökülürse ya daha da şekilli o biçim olacaktır elbette. Müthiş. Aynen. Geri gel biraz Mali. Evet Babuş. Şöyle bak. Şöyle yapıyoruz Babuş. Böyle. Böyle. Geri. Arkan serbest. Gel. Evet abi. Aynen öyle. Nefis. Herkes Duke 125 ile çok ilgileniyor. Herkes aşırı ilgileniyor. Özellikle de bu ekranıyla çok ilgileniyor. Çünkü ekran genel tasarım tam gençlere uyacak şekilde bak. 125'lik motordaki ekrana bak. Bluetooth'la telefonla bağlan, müziğini gör, her şeyini gör. Çok güzel. Ve gene 125'te de bu buton grubu var.
Dolayısıyla kolay kumanda edilecek ve o menülerin arasında gezmek imkanı var. Elbette ABS standart Euro 4 normları sebebiyle ve kafa tasarımı dünyanın uzaylı işgaline hazırlandığının alameti farikası. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Orada da bak ne var. Burada da 790 şık var. 790 dük. 2017'de prototip üzerinden çalışılacak ve 2018'de piyasaya çıkması planlanan paralel çift silindir motor bloğuyla KTM tarihinde de bir ilk olacak bir motor. Üzerindeki o slick lastiklerle pistone kadar döndüğü belli. Pirelli'nin Superbike slick lastikleri müthiş. Egzoz direkt olarak kuyruğun ortasından çıkıyor. Yanda küçük karbon fiber dokunuşlar var. Bu Husqvarna fabrikasının satın alınmasından sonra elbette etkisi olmuş. Öndeki kaliperler Brembo'nun M50 kaliperlerine biraz benzese de aslında değil. Ön fren kaliperleri başka bir şey. Sumitomo. Sumitomo mudur? Tokipo mudur? Nedir o? Müthiş. Müthiş. Herhalde 2018'de çok acayip şeylere şahit olacağız. Zaten oradan 20 sene sonra da daha fazla benzinli motor şey 2 sene sonra da benzinli motor üretimi bitiyor. Dolayısıyla neyse o. Varken tadını çıkarın, yakında kalmayacak. Arkadaşlar, EICMA 2016'da KTM standı böyle. Bir sürü yenilik var. Çıplaklarda yenilik var. Yarış motorlarında acayip şeyler var. Bu RC16 ile KTM büyük işlere hazırlanıyor MotoGP'de koşmaya. Zaten Moto3'te yine şampiyon oldular. Markalar arasında en agresif büyüyen, bu sene satış rekorunu, kendi satış rekorunu kırarak satışta da yüzü gülen bir marka oldu KTM. Bütün dünyadaki ekonomik kriz, durağan enflasyonlu durumlar, durağan ekonomiler vesairelere rağmen pazar payını büyütmeye, motor satışını arttırmaya devam etti KTM. Aynı başarılarını yarışa da yansıtmışlar. Demin yaptıkları sunumda da görüldüğü üzere. Ve elbette markanın sokak ürün grubu, sokak motosikletleri grubu Dük 125, Dük 390 yenilendi. Dük 1290 yenilendi. Önümüzdeki yıl acayip bir şeyler çıkacak. Bütün bunlar Avusturyalı'nın durmadığının alameti farikası. Hayırlısı diyorum KTM severlere. Önümüzdeki sene neşeli durumlar olacak bizim fuarda da. Görüşmek üzere.